Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en az malzemeli, yapımı en kolay börek tarifini hazırladım. Herkes ama herkes bu böreği evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Böreğimin hamuru için ilk olarak bir buçuk su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Sirkeyi böreğimizin çıtır çıtır olması için ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Şimdi içerisine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Şimdi hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra üzerini temiz bir poşetle örterek oda sıcaklığında 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum oda sıcaklığında 20 dakika dinlendi. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz, sakız kıvamına geldi. Şimdi hamuru tekrar tezgahımın üzerine alıyorum ve ikinci kez kısa bir süre yoğuruyorum. Sizlerinde mutlaka bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Hamuru ikinci kez yoğurduğunuzda hamurun daha pürüzsüz bir kıvamda olduğunu göreceksiniz. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra yuvarlak bir form veriyorum ve hamurumu 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra ilk yapmış olduğum bezeyi alıyorum. Altına, üstüne biraz un serpiştiriyorum. Merdane'mle servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Zaten hamurumuz o kadar yumuşacık bir kıvamdaki, o kadar özlü bir hamur ki, hamura daha dokunduğum an kendiliğinden açılıyor. Herkes bu hamuru evinde kolaylıkla açabilir. İlk bezemi açtıktan sonra kenara alıyorum. Diğer bezelerimi de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Bezelerin hepsini açtıktan sonra yufkaları üst üste katlayacağım. Ara katına da yağ süreceğim. Yufkaları üst üste katladığımız için böreğimiz kat kat olacak. Şimdi 100 gram tereyağını erittim. Tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra ilk olarak tabağımın içerisine sürüyorum. Daha sonra da açmış olduğum yufkaları tabağın içerisine alıyorum ve yufkanın her yerine gelecek şekilde yağ karışımından sürüyorum. Diğer yufkaları da üst üste katlıyorum. Yufkaların her birinin üzerine mutlaka yağ karışımından sürelim ki birbirine yapışmasın. Şimdi 12 tane yufkayı üst üste katladım. En üstüne de yağ sürüyorum. Daha sonra üzerini temiz bir poşetle kapatarak 20 dakika daha dinlenmeye bırakıyorum. Dilerseniz bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra akşamdan buzdolabına kaldırıp sabaha kadar bekletebilirsiniz. Sabah kalktığınızda hızlı bir şekilde kahvaltınıza bu böreği hazırlayabilirsiniz. 20 dakika dinlenen bezelerin hepsini birlikte tezgahımın üzerine aldım. Taban içerisinde kalan yağda bezelerin üzerine elimle sıyırdım. Şimdi bezelerin hepsini birlikte elimle açıyorum. Yufkaların kenarlarından çekiştire çekiştire incecik bir şekilde açıyorum. Yufkaları ne kadar incecik açarsanız böreğiniz de o kadar güzel olacaktır. Bu börekte yufkaları tek tek açmıyoruz. Böyle hepsini birlikte açıyoruz. Böreğimizin yapımı gördüğünüz gibi çok pratik, çok kolay. Mutlaka ama mutlaka tarifimi sizlerinde denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Ben yufkaları incecik bir şekilde açtıktan sonra ilk olarak ortadan dörde bölüyorum. Daha sonra kesmiş olduğum her bir parçayı beşer eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Yufkaları kestikten sonra kenar kısımlarına peynir yerleştiriyorum. Ben böreğimi peynirli hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. Şimdi yufkaların kenarından başlayarak içe doğru rulo şeklinde sarıyorum ve böreğimi hazırlamış oluyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. böreklerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Şimdi böreklerin üzerine sürmek için bir tane yumurta sarım vardı. Yumurta sarısının üzerine 1 tatlı kaşığı da süt ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Böreklerimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Böreklerin hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine biraz da susam serpiştiriyorum. Dilerseniz sizler sade olarak da pişirebilirsiniz. Şimdi böreklerimi pişirmek için fırınıma götürüyorum. Böreklerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Dışı çıtır çıtır içi kat kat muhteşem bir börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.